Şimdi arkadaşlarım, elimde türevin geometrik yorumunda elimde bir tane eğrim olsun. Tamam mı? Bu parabol olabilir, çember olabilir, elips olabilir, hiç fark etmez. Şimdi benim elimde bir tane eğri var. Hatta isterseniz mesela biz daha değişik yapalım. Şöyle yapalım. Hani burada örnek var ya, biz onu daha değişik yapalım. Şimdi bu eğriye bir teğetimiz var değil mi bizim? Buna bir teğetimiz var. Şöyle falan geçer muhtemelen. Geçirtemedik ama şöyle yapalım. Şimdi bu teğetin eğriyle değme noktası var değil mi? Ortak bir çözümleri var bunların. Bu noktaya x1'e y1 diyelim. Yani absiste ordinatı. Tamam mı? Şimdi bir de neyimiz var bizim? Bu doğrunun, bir doğrunun neyi vardır? Doğrunun üzerinde bir noktaları vardır. Bir de eğimi vardır. Doğrunun başka bir şeyi yoktur. Bu doğrunun bir de x ekseniyle pozitif yönde yaptığı bir açısı vardır. Değil mi? Bu açıya ne derim ben? Teğetin eğimi derim. Bu teğetin eğimi normalde nasıl bulunur? Tanjant alfa ile bulunur. Eğim nedir? Karşı bölü komşudur. Bak şimdi oraya hiç takılmayın. Tanjant alfa ile bulunur. Başka nasıl bulunur eğim? Burada y1, x1, y1 noktası var ya. Doğrunun üzerinde bir nokta daha bulursunuz. İşte burada bir B noktası bulursunuz mesela. Bilirsiniz, bilmeniz gerekir. X2'ye Y2 diyelim. İki tane noktasını bilirsen bir doğrunun. Bu adamın eğimi de şöyledir. Y'ler farkı. Delta Y bölü delta X'dir. Böyle de bulunur eğim. Tamam mı? Şimdi ama düşün ki alfayı bilmiyorum. Açıyı bilmiyorum, tanjanta ulaşamıyorum. Üzerine sadece bir nokta biliyorum. İkinci bir nokta bilmiyorum. Eğime yine gidemiyorum. Dolayısıyla bu tür durumlarda eğimi bulmak için şu eğrinin fonksiyonunun türevini al. İçine de x1'i, yani ortak kesim, ortak çözüm noktaları olan x1 var ya, x1'i yaz. Senin teğetinin eğimini verir. Anlaşıldı mı burası? Eğim, bak analitik geometri hatırlatıyorum şu an. Eğim, tanjant alfa ile bulunur. Bir doğrunun eğimi, tanjant alfa ile bulunur. Bir doğrunun üzerindeki iki noktayı biliyorsanız, delta y bölü delta x diye bulunur. Ya da bir eğrinin, teğetinin eğimi, eğrinin türevinin içine ortak noktalarının absisini yazmakla da bulunur. F'in türevinde x1 ile de bulunur. Başka nasıl bulunur? Eğer denklemi biliyorsam y'yi yalnız bırakırım. Y eşittir. Doğru denklemi neydi? Siz biliyorsunuz bunu. Mx artı n'di. Doğrusal fonksiyon ax artı b'ydi biliyorsun. Mx artı n. Burada da y'yi yalnız bıraktığımda eğimim ne arkadaşlar? X'in katsayısı bakın. Ama benim elimde doğru denklemi yok. Benim elimde iki tane nokta yok. Benim elimde tanjant alfa yoksa ne yapacağım ben? İşte o zaman türeve başvuracağım. Tamam mı? Şimdi bak bunun şeklinde bakalım. Bu böyle çizmiş. Tamam mı? Demiş ki ben bu eğriye, fx eğrisine bir tane teğet çizdim kardeşim. Bu teğetin x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı alfa kadar. Ve diyor ki şekilde verilen y eşittir fx fonksiyonuna ax1 y1 noktasında çizilen teğetin eğimi fonksiyonun o noktadaki birinci türevine eşittir. Teğetin eğimi m teğet, f'in türevinde x1 tanjant alfa. Tamam mı? Alfa dar açı ise eğim pozitif. Neden? Çünkü tanjant 0 ile 90 arasındayken pozitif değerler alır. Şurada bakın alfamız 90 dereceden küçük. Ama benim çizdiğim alfaya bakın geniş açı. Demek ki benim eğimim ne? Negatif. Geniş açı ise de eğimimiz nedir? Negatiftir. Şimdi buraya kadar bir sorumuz var mı? Varsa hemen sesi açabiliriz. Buraya kadar sorumuz var mı? Bak şuradayız daha. Yok. Şimdi yoksa, yok herhalde. Hocam iki noktadan bulduğunuz formülü örnekten gösterebilir misiniz? Tam anlayamadım. Heh, tamam.
Şey yapabiliriz, şey var. Ben şimdi bu mesajları falan çok göremiyorum. Ekranım çok kalabalık oluyor ya. Direkt sesinizi de açıp paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Anında olur hem. Şöyle bir hem büyüteyim. Şimdi aslında yok, şu an büyütmeyeyim. Kenarda yazı yazayım. Şöyle bak. Benim diyelim ki şöyle bir grafiğim var. Biraz analitik geometri bu aslında. Şöyle çizdim. Tamam mı? Ve dedim ki uyduruyorum şu an. Şurası, hatta orayı vermeyelim. Kolay olur. Burası 3'e eksi 2 olsun. Şurası da çok gitmeyelim madem. Burası da x'i 1, ne bileyim y'si de 2 olsun. Şimdi bunun üzerinde bir tane nokta biliyorum, 1'e 2. Bunun üzerinde bir tane nokta biliyorum. 3'e eksi 2. Doğru mu? Doğru yazdım mı? Şimdi ben bu doğrunun, bak türevden falan bağımsız, analitik geometriden bahsediyorum. Bu doğrunun eğimini bulacaksam, eğim, delta y'lerin birbirinden farkı. Önce hangisinden çıkaracaksınız, o şekilde devam edeceksiniz. Şuradan başlıyorum. 2 eksi eksi 2. Eksi 2 dediğimde bu. Bölü 1 eksi 3. 4 bölü eksi 2'den bu adamın eğimi eksi 2'ymiş. Gerçekten de eksi bulmalıydım. Çünkü x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı 90 dereceden gördüğünüz üzere büyük. Ve tanjantının negatif çıkması gerekiyordu. Şimdi ben buraya alfa dersem, şurası da biliyorsunuz 180 eksi alfa. Şuraya alfa diyeyim. Biz buraya ne dediydik? Bunu ben başka nasıl yazarım? Eğimini buldum. Şimdi eğimini biliyorum. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi nasıl yazılıyordu? Tam da zaten şimdi onu anlatacağım. Bu nasıl yazılıyordu? Bir noktasını, iki noktasını biliyorum ama en az bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini nasıl yazıyorduk? Şöyle yazıyorduk arkadaşlar. Y, bunu kendiliğimizden yazdık. Eksi y1, o bildiğimiz nokta. Eşittir eğim çarpı x eksi x1 diye yazılıyor. Mesela buradan bir noktası 1'e 2, tamam mı? A noktası 1'e 2. Eğimi de eksi 2 olan doğrunun denklemini yazalım. Nasıl yazılır? Y eksi 2 eğim çarpı x eksi 1. O zaman y eksi 2 eşittir eksi 2x artı 2. Y eşittir eksi 2x artı 4. Analitik geometri. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi yazma. Burada da bir sıkıntı var mı? Gerçek. Hocam şey söyleyebilir miyim? Sor. Ceren bekleme odasındaymış da iletmemizi söyledi. Tamam. Tamam, aldık. Şimdi burada arkadaşlar bakın, bir noktasını biliyordum, eğimini biliyordum, denklemimi yazdım. Gerçekten de denklemimde y'yi yalnız bıraktığımda x'in katsayısı eğimi verecekti. Bakın hakikaten doğru yoldayız. Bir sıkıntı yok yani. Şimdi bunlar tamam mı? Analitik geometri hatırlatma dersimiz oldu bu. Burası önemli çünkü çok önemli. Biz şimdi hep oradan gideceğiz. Şimdi bu tamam değil mi? Dar açı, geniş açı, negatif tamam. Teğetin denklemi. Bak teğetin denklemi. Şurayı büyütebilirim artık ekranımı. Teğetin denklemi. Katılımcı şeyini ben böyle yapıyordum, bir şey yapıyordum. Çürütemiyorum katılımcı ekranını ya. Neyse, beceremedim şu Hocam an. ben bir şey sorabilir miyim? Sor Cansu. Hocam biz alfa dar açı ise eğim pozitif, geniş ise negatif dedik ya. Neden öyle? Şöyle hemen onu da açıklayalım. Gel şimdi buraya çiz. Senin tanjantın neydi?
Sinüs bölü kosinüs, kosinüs bölü sinüs değil mi kotanjantta? Şimdi birinci bölgede kosinüs pozitif, sinüs de pozitif. Sonuç ne olur tanjant için? Pozitif olur. İkinci bölgede tanjantın neydi? Sinüs bölü kosinüs. Sinüsün pozitif, kosinüsün negatif olduğu için değer negatif olur. Dolayısıyla 0 ile 90 arasındayken her zaman tanjant pozitif, 90 ile 180 arasındayken de her zaman tanjant negatiftir. Tamam. Bu da şeyden geliyor. Trigonometriden geldi bu bilgi de bize. Şimdi şunu bir yükseltiyorum, şu büyütüyorum. Evet. Şunu da bir kaldırayım şuradan. Heh. Şimdi bunu da konuştuk biz. Tamam mı? Şimdi şurada bir duracağım arkadaşlar. Yine bana göre bir değişikliği var. Şimdi ben az önce size demiştim ki teğetin denklemi, yani bir noktası bilinen doğrunun denklemi şöyle bulunur demiştik. Y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1. Benim eğim dediğim şey f'in türevinde x1 olduğu için ben denklemi y eksi y1 çarpı f'in türevinde x1 çarpı x eksi x1 diye de yazabilirim. Değil mi? Burada bir sıkıntı yoktur herhalde. Şimdi bir de başka bir şeyden daha bahsedeceğim size. Benim eğrim var. Tamam, çok güzel. Bir de buna bir teğetim var. Ay. Bir teğetim var. Bu teğetime bakın. Bir tane de dik bir normal çizersem, siz de hatırlayın. Normal çizersem. Teğetime dik bir doğru daha çizdim. Buna normal dedi. Bakın üçü de aynı noktada kesişiyorlar. Teğet, normal ve fx eğrim, fx fonksiyonu üçü de aynı noktada kesişiyorlar. X1, Y1 noktasında. Tamam mı? Şimdi teğetime bir normal çizersem bu normalimin eğimi ne olur? Onu düşünelim şimdi. Tamam mı? Normalim teğetime dik. Bu cepte dursun. Şimdi arkadaşlar yine analitik geometriye döndük. İki tane doğru birbirine paralel ise eğimleri neydi? Eğimleri birbirine eşitti. Doğru mu? Evet. Eğer iki doğru birbirine dikse o zaman da eğimleri çarpımı eksi birdi. Bir daha söylüyorum. Tolga Han, eğer paralelse doğrular eğimleri birbirine eşit. Tamam mı? Doğrular birbirlerine paralelse eğimleri eşit. Doğrular birbirlerine dikse eğimleri çarpımı eksi bir olur. Tamam mı? Doğrunun eğimi bulunurken diyor, biz bunu ilk cümle söylemiştik. Doğrunun eğimi bulunurken y yalnız bırakılır ve x'in katsayısı eğimdir. Y eşittir 3x artı 5 de eğim 3'tür demiş. Tamam, burayı da çalıştık. Şimdi düşünüyorum ben kendi analitik bilgimle şuradaki şu veriyle, tamam mı? Düşünüyorum şimdi, konularımı birleştiriyorum. Şimdi benim normalimle teğetim birbirlerine dik. O zaman bu adamların eğimleri çarpımı da eksi 1 olmalı dolayısıyla. Ve teğetimin eğimi bak, m teğetle m normalin eğimleri çarpımı eksi 1 olmalı. Benim teğetimin eğimi f'in türevinde x1 değil miydi? F'in türevinde x1 çarpı normal eşittir eksi 1 ise m normal nedir? Eksi 1 bölü f'in türevinde x1'dir. Ya ben bunu ezberlemem. F'in türevinde x1 3 ise bilirim ki normalinde eğimi eksi 1 bölü 3 yani. Tamam mı? Ona çok kafaya takılmayın. Dolayısıyla normalin denklemi ne olur? Biz ne yapıyorduk? Y'ler farkı, y eksi y1 eşittir eğim, bu da normalin eğimi, çarpı x eksi x1. Yani kafayı karıştırmayın şurayla. Her zaman eğimim f'in türevinde x1, teğetimin eğimi, iki tane dik doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'dir bilgisinden normalin eğimini bulurum. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi de y eksi y1 çarpı eşittir eğim çarpı x eksi x1. Haydi şimdi bir bismillah deyip sorularımıza başlayalım. Çok kolay konu arkadaşlar. Biraz ayrıntılı anlatayım ki dedim. Sorularda tıkır tıkır çözelim. Bakın şimdi. Denklemi fx eşittir sinüs
kosinüs 5x olan eğrinin x eşittir pi bölü 10 noktasındaki teğetinin ve normalinin eğimi nedir? Sadece eğimini soruyorum diyor. E teğetin eğimi nedir? F'in türevinde x'tir. O zaman ben bu adamın türevini alacağım. Sinüs kosinüs 5x'in türevi ne olur? Bir kere sinüs olduğu için kosinüs kosinüs 5x olur. İçinin türevi eksi sinüs 5x olur. 5x'in türevinden de 5 gelir. Şimdi f'in türevinde x'i bulduk. Hocam ben şu türevi hala alamam diyen var mı aramızda? Ben bu türevi alamam hocam diyen var mı? Yok. Yok herhalde. Sohbete bakıyorum. Azra, yaptığınız dönüşümleri ben yapamıyorum. Şöyle güzelim. Bak şimdi şöyle başlıyorduk biz şimdi türev alırken. Bak. Şunu sileyim. Bak. Şimdi şuraya A de. Şuraya A de. Tamam mı? Şimdi senin türevin fx'in sinüs A oldu mu? Bak böyle düşünün. Sinüs A oldu bak. Doğru mu? Şimdi bunun türevi ne yapar yavrucuğum? F'in türevinde x ne yapar? Kosinüs A. Buraya kadar doğru mu? Sinüsün türevi kosinüs değil mi? Kosinüs A çarpı A'nın türevi. Çünkü içinin türevini almalıyım. Doğru mu? Bu doğru mu? Buraya kadar tamam mıyız? Beyza, Azra. Tamam. Şimdi yazıyorum yerine. F'in türevinde x kosinüs A dediğim yer ne? Kosinüs 5x. Gördün mü bak o nasıl geldi? Ben dönüşüm yapmadım aslında. Bak kosinüs kosinüs 5x oradan geldi. Çarpı içinin türevi dedi. A'nın türevi. Şimdi bir de bana kosinüs 5x'in türevi lazım. Bak onu da böyle yazıyorum buraya bak. Kosinüs 5x'in türevini alacağım diyorum. Bak henüz bitiremedim işlemimi. Tamam mı? Sonra devam ediyorum. Hızlı yaptım yani yapıyorum ya o yüzden oluyor. F'in türevinde x kosinüs kosinüs 5x çarpı şimdi ben bir de ne yapacaktım? Kosinüs 5x'in türevini alacaktım. Kosinüsün türevi neydi Adra? Eksi sinüs x. Kosinüs 5x'in dolayısıyla türevi ne gelecek burada? Eksi sinüs 5x gelecek. Tamam mı? Bir de biz çarpı içinin türevi diyorduk ya. 5x'in türevi ne? 5. İşte size eksi 5 sin 5x cos 5x. Oldu mu? Olmadıysa bir daha anlatabilirim. Burayı öğrenmeniz önemli arkadaşlar. Oldu mu kızlar? Oldu. Peki Azra. Şimdi şunu yazdık. Ne demek? Şimdi güzel arkadaşlarım benim. Şimdi x yerine pi bölü 10 yazacağım. X gördüğüm yere pi bölü 10 yazınca bir de onu 5 ile çarpınca ne oldu? Pi bölü 2 oldu. Şurası da pi bölü 2 oldu. Yani x gördüğüm yere pi bölü 10 yazınca burası da pi bölü 2 oldu. Buraya kadar eminim ki herkes tamam. Mesela ben burada şöyle diyorum sınıflarda. İşte kosinüs 90 0. Bak hemen bak yapıyorum şimdi bak. Kosinüs 90 0. Kosinüs 0, 1, sinüs 91, cevap eksi 5 diyorum. Bunları nasıl bu kadar hızlı söyleyebildim? Benim ezberim çok kötü bu arada. Ya ben kosinüs 90 dediğimde herkes 0 diyebiliyor mu? Ya da kosinüs 0 dediğimde herkes 1 diyebiliyor mu? Cevap alayım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Birim çemberden, evet doğru söylüyorsunuz. Analitik düzlemi çizdim. Birim çemberimi çizdim. Bak bunu bir kere zihninize, sınav kağıdınıza, hiç önemli değil. Çizdiğiniz anda bu iş tamamdır. Rabia tamam. Süpersiniz. Kosinüs, sinüs,
Ve şurası ne benim güzel arkadaşlarım? 1'e 0, değil mi? Burası da hocam benim trigonometri bilgim yok. Çok kötü. Geçen yıl da kötüydü. Tamam. Şey var, bak şimdi senin için anlatıyorum o zaman. Sen ve senin şu an çığır açtığın arkadaşların için. Şu birim çemberdi de her tarafı 1'di ya. Bak hatta devam edelim, tamam mı? Şurası da eksi 1'e 0 noktası, değil mi? Şurası da 0'a eksi 1 noktası. Şimdi bunun aslında var ya, yemin ediyorum kötü olacak bir tarafı yok. Bakın şimdi. Şimdi ben kosinüs ne dediğim şurada önce? Kosinüs pi bölü 2. Kosinüs 90. Bak rengi de değiştireyim. Şimdi diyor ki önce bir 90 derece çizdim. Ama rengi de pek değiştirdik ha. Ne görünmedi. Bir tane 90 derecelik bir açı çiz dedi. Çizdim. Şu değil mi benim şimdi 90 derece dediği şey? Bunun kosinüsünü al diyor. Kosinüs birinci bileşendi. Bak burada yazıyor zaten sıfırmış. Bu kadar. Yani biz de atla deve yapmıyoruz. Kosinüs sıfır. Sonra kosinüs sıfır diyor ya şimdi. Şuraya sıfır buldum ya. Bu sefer de bana kosinüs sıfır lazım. Yani sıfır derecelik açıya gel diyor. Sıfır derecelik açıya geldim. Sıfır derecelik açıda kosinüs ne? Bir. Buradan buluyoruz yahu. Sonra mesela sinüs 90. 90 derecelik açıya gel. He? Sinüsüne söyle bana diyor. Burada bak. Bir. Mesela söyleyeyim ben sana. Sinüs 180. 180 derecelik açıya gel. Geldim. Sinüsünü söyle. Her zaman apsis kosinüs, ordinat sinüstü. Bak sıfır. Değil mi? Mesela kosinüs 270. Söyle bakayım Şevval, yaz oraya bana. Kosinüs 270 ne? Açı geliyorum bak. 90. 90. 90. 270 burası. Bunun kosinüsü ne? Birinci bileşeni. 0. Evet. Bu kadar. Heh. Şimdi biz eksi 5'i bulmuştuk. Bu neydi? Eksi 5'imiz neydi bizim? Teğetimizin eğimiydi. Bak M teğetim eksi 5'ti. Peki o zaman normalin eğimi nedir? Yani eksi 5 ile normalin eğimini çarptığımda cevabın eksi 1 olması gerekiyor. M normal ne olur o zaman? 1 bölü 5 olur. İşte bu kadar. Tamam mı? Y küçüktür 0 olmak üzere. X kare artı Y kare eşittir 9 çemberinin X eşittir kök 3 noktasındaki teğetin eğimi nedir? Ay çok zor bir soru gibi görünüyor bak. Önce bir sakin olalım. Şimdi teğetin eğimini soruyorsa, bak sakince düşünüyorum. Teğetin eğimini soruyorsa fonksiyonun türevini alacağım. X gördüğüm yere de kök 3 yazacağım aslında. F'in türevinde kök 3'ü istiyor bu. Doğru mu? Doğru değil mi? Ama bakıyorum. Bakıyorum. Ben bu adamın türevini nasıl alacağım? Hani y eşittir bir şeyle olması lazım ya. Şunun gibi olması lazım ya benim türev almam için. Bu ne yahu? Hani siz çok çalıştınız. Hadi bakayım cevap verin şimdi. Şu adamın türevi nasıl alınacak? Mesaj kısmını okuyorum. Y'yi yalnız bırakın. Ama Y kare var. 9 eksi X kare. Üzüyorsunuz beni. Beni üzüyorsunuz. Çalışmamışsınız bak. Bak türeve çalışmamışsınız. Bak geliyorum. Bak bakayım. Ne yazıyor orada? F, X, Y eşittir sıfır şeklindeki fonksiyonlarda kapalı fonksiyon diyoruz. Türevi de X'e göre türev bölü Y'ye göre türev
başında da eksi var şeklinde alınıyor. Bak, bu adamlar ne yapıyorduk? X'e göre türev bölü Y'ye göre türev, başında da eksi var diyorduk gençler. Hocam. Efendim? Biz X'e kök 3 dedik ya. Hayır, o son o zaman önce türev alacağız ama öyle X yerine kök 3 yazıp yapamayız. O zaman 0 çıkar zaten. Her zaman 0 çıkar. Sen içine yerine yazıp da ondan sonra türevini almaya kalkarsan o bir sabit sayı ya, her türlü 0 çıkar. Türevini alıp X yerine kök 3 yazacağım. F'in türevinde kök 3'ü soruyor dedim. F kök 3'ü bulunca bir anlamı yok. Şimdi yani bu bir kapalı fonksiyonmuş. Kapalı fonksiyonun türevi de nasıl alınıyor arkadaşlar? Eksi f'in türevinde, yani x'e göre türev bölü y'ye göre türev. X'e göre türev aldığımda, burada x'e göre türev aldığımda 2 başa geçer. 2 x üzeri 1. X'e göre türev aldığım için y kare benim için sabit sayıdır. Eksi 9 eşittir 0 gibi düşündüm. Bunu eksi 9 da sabit sayıdır. Tamam mı? Sonra y'ye göre türev aldığımda da 2 başa indi. 2 y üzeri 1. Bu sabit sayı, bu da sabit sayı. Bunlar birbirlerini götürdü. Bir de kapalı fonksiyon türevine özel başında bir eksi geliyordu. Sonra ikiler gitti. Yani f'in türevi eksi x bölü y geldi. Tamam, x'i biliyorum da ben y kaç? Burada kapalı fonksiyon olduğu için y'yi de bulmam şart oluyor biliyorsunuz. O zaman ne yaptım? X gördüğüm yere kök 3 yazdım. Kök 3'ün karesi 3, y kare eşittir 6, y eşittir karekök artı eksi 6. Ama ne diyor? Y negatif diyor. O zaman y eksi kök 6. O zaman f'in türevinde x y'miz de eksi x bölü y'den eksi kök 3 bölü eksi kök 6'dan 1 bölü kök 2'dir. Kim? Bu teğetin eğimi. Yani önce türev alıyorum, sonra x yerine yazıyorum. Bak hemen şu soruya başlasam mı? 3 dakikamız var, başlıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar, bakın bu daha basit bir soru. Fonksiyonuna x eşittir 2 noktasına çizilen teğetin denklemi nedir? Teğetin denklemi için önce benim bir eğim bulmam lazım. Değil mi? M teğet nedir? Bak ben M teğeti buluyorum. M teğet f'in türevinde 2'dir kardeşim. O zaman önce f'in türevini alayım. 2 başa indi. 4x üzeri 1 eksi 5. Bu f'in türevi. F'in türevinde neyi yazacağım? 2'yi yazacağım. X gördüğüm yere de 2 yazarsam 3 olur. Adamın eğimini buldum. Eğim 3 kardeşim. Noktayı bir tane de bir A noktası bilmem lazım. X'i 2, Y'si ne? Bunu nasıl bulacağım? X'i 2 iken Y'sini nasıl bulacağım? Y'nin bu denklemi sağlıyor olması gerekiyor değil mi? X yerine 2 yazdığımda bu denklemi sağlıyor olmamız lazım. X yerine 2 yazdığımda 8, eksi 10, eksi 2 artı 3'ten 1. Y'si de neymiş bunun? 1'miş. Artık bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden ben bunu yazarım. Y eksi y 1 eğim çarpı x eksi 2. Y eksi 1 eşittir 3x eksi 6. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Y eşittir 3x eksi 5. İşte denklemi yazdım. Bir daha söylüyorum. Denklem yazmak için bana bir eğim, bir de nokta lazım. Sadece elimde x eşittir 2 vardı. X yerine 2 yazarak y'yi bulduk. Sonra dedik ki artık elimizde 2'ye 1 noktası var. Şimdi de bana eğim lazım. Dedik ki bir fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki çizilen teğetinin eğimi ne demiştik? F'in türevinde 2 ile bulunur demiştik. Türev yardımıyla eğim bulmaca. Sonra türevini aldım. 4x eksi 5. X gördüğüm yere 2 yazdım. Eğimini de 3 buldum. Sonra da analitik düzlemden, analitik bilgilerimizden ne yaptık? Y eksi y 1 eğim çarpı x eksi x 2 x 1 şeklinde denklemimizi yazdık. Var mıdır burada anlaşılmayan bir yer?